Ben hayır dedim de kuyruk acısı vardı. Beni yollayın başka birisi gelsin onun için. Evet aynen ha. Öyle düşünüyor. Ne oldu sen büyük kadınlardan hoşlanıyordun. Ne oldu yaşlı büyüklerden hoşlanıyordun. Ne oldu Can'cığım? Ya, bir şey söyleyeceğim. Şov ya. Rating şov. Peşinde. Buraya aşkım dördüncüsün bir. İkincisi gelmiş bana günaydın diyor. Umarım bu sahne eve yayına yani ona verilir. Yoksa Can'ın yüzüne de söyleyeceğim. Ne münasebet? Şöyle ben o mazlum geldi, yaşı küçük, bebeksi bir suratı var. Üzüldüm, saygısızlık olmasın diye dansa kalktım. Kalkmaz olaydım. Kimseye öyle ay canım canım ilk günüm falan demeyeceksin asla. Bunu anladım ben bu evde. O daha neler göreceksin ve sen hayatım. Ve ikincisi olarak da yani benim Berke'den, Berke'yle bitirmiş olmam Can'ına bir şey, bir umut vermesin asla. Asla. Bak, ne yapıyorsun Can? Ne yapayım öyle sen normal. Yavaş yavaş gözüm sana alıştı biliyor musun? İlk başta birazcık şey kaba davranmış olabilirim özür dilerim. Ben de öyle. Gerçekten hani şey. Biraz aynı kaderi paylaşıyoruz. Aynen bu ortak var. Kaderdeyiz. Aynen. Kader. Solumuz benzemez diyeceğim o da benziyor. O da ben şey çok daha değil mi hakaret olayı? Benim de hakaret ben oldu sende de hakaret oldu. Ben seninkini gece gördüm. Evet. Gerçekten. Çok üzüldüm bu arada sana. Gerçekten senin, ben de çok üzüldüm. Sen çok yoğun yaşıyorsun evet, duygudan. Çok ağlıyorsun, duygusalsın. Sıcak keşke olmasaydı. Evet sıcak. Yapacak gerçekten. Umarım sıcak. İşte o sınır noktamda. O benim sınır noktamda yani. Umarım dert çıkartmışsındır. Yani ben ilk başlarda geldiğinde seni birazcık atraksiyonu bana karşı veya Aymur'a karşı kötü bulduğum için hani evet. Bana şey dedin ama ondan ben sonra... Ben hayatımdaki erkeği öyle koruyorum işte ya. Fazla, bu da fazla. Fazlaymış. Çok fazla. Objektif değildin. Yani yoksa seni şimdi anladım senin şu an. Şöyle okul hakkından yorum yapmak için sana günaydın dedim. Nasılsın, iyi misin bu arada? Nasıl gidiyor? İyiyim. Biraz kötü gördüm seni o yüzden duygusal olarak. Dün aslında çok da kötü değildim ya. Ondan önceki gün evet ama dün biraz... Ya aslında ben ilişkiyi bitirdiğimde yani aslında ilişki yok ki bitirdiğimde... Eza anladı da gülüyordu. Ben yani pardon kusura bakma. Neyse. İlişkiyi bitirdiğimde ben normalde saygı duyan... Ya şunları da kaldıralım artık şunlardan. Ay bir şey anlatıyorum. Tamam pardon özür dilerim. Saygı duyan bir insanımdır. Normalde otururum ama o bana hakaret ettiği için oturmadım. Bütün dansımı da kendimi de güzel güzel göstereceğim öyle ben de. Kendi hayatıma yoluma bakıyorum. O yüzden saygı duymuyorum. Seninle dans, küçük bir dansım olduğu için yanlış anlaşılmaya çok müsait. Ama ben asla dediğim gibi sana da umut vermek istemiyorum. Ya ben umut ya bak ben sanıyorum ki burası kısmet solu ve burada tanışırsın konuşursun. Ben direkt sana şey demedim. Gel buraya kalk gidelim falan muhabbeti yapmadım. Yapamazsın. Yapmadım zaten. Yani öyle bir şey yok zaten. Tamam yok zaten. Yani o doğru değil bu arada yaşını da öğrendim. Uygun değil yani. Yani aslında her şey bir bahane. Hissiyat hiç olmadı. Yani bir de dediğin gibi Berke var ama Berke olmasa da olmaz ya. Buna eminim yani. Yani Berke hiç olmasaydı olmaz. Buna %100 emin olabilirsin. Boşta da değilim yani. Tamam normal o zaman madem... Sen başka birisinden hoşlanıyorsun gelip bana söyleyebilirsin. Yok hayır ben başka bir şey söyleyeceğim. Aklında birisi varsa. Tamam madem bu konuda böyle düşünüyorsun okey. Bir şey diyemeyeceğim. Senin kararın tabii ki. Netim kararına ama bak. Saygı duyuyorum. Lütfen rica ediyorum tek ricam beni kırmızı odaya saygı göstermem bu sefer. O saygı bir kereydi. O da yeni geldiğin için. Bunu üçüncü söylemek çağırmayacağım. Tamam. Yani rica ediyorum. Aklında bir kuşku kalır. Benim saçımı böyle oynamam bile erkekler evinde hoşlanıyor demişler. Yani ben saçımı yeni yaptırdığım için oynuyorum. Sakın böyle hareketlerinden falan. Ben yaparım böyle falan. Yanlış anlama. Yani ben hareketli bir insanım. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ben gözümdeki ışığı kaybetmiştim. Kendi karakterimi kaybetmiştim. Berke'ye yoğunlaştığım için. Artık gördüğün gibi ışığımı geri kazandım. Kendim ilk geldiğim gizem neyse o gizeme geri dönüyorum. Bu. İlk geldiğin gizem nasıl bir gizem? İlk gelen gizem dans eden, mutlu, sevinçli, güzel güzel giyinen, gözlerinden böyle ışık çıkan, yıldız gibi parlayan bir gizemdi. O kadar parlaklığımı, enerjimi o kadar çok ilişkiye yoğunlaştırdım ki sen benim sahnelerimi izlesen ben Berke için çok çabaladım. Yani o çaba olarak görmüyor ama çok çabaladım. Bütün halk da bunu gördü. Ama artık yani ben olmaktan çıktım. Görkem'in dediği gibi Görkem diyor yani ben Aynur'a ayak uydurmak için kendi halimden çıkıyorum. Ben de kendi halimden çıktım. Çok ödün verdim, çok kıyaslandım, çok ikinci kadın konumunda oldum. Aynur eski sevgilisiydi belki de bilmiyorum biliyor musun ama bu evde ondan önce. O yüzden çok yoruldum artık. Yani bakalım belki yeni aday. Normalde Berkem'de Berkem derdim ben. Hep derdim. Ama dünkü hakaretine kadar ve dünkü anladım. Her farkındaydım bir şeylerin. Ama dün dediğim gibi bu adam ciddi anlamda ne benim ağlamamı önemsiyor, ne beni önemsiyor.
bu adam beni önemsemiyor. Yani ben bunu dün anladım. Bu adama ben 10 yılımı da versem, 10 yıllık köpek gibi geçsem bu adam beni istemiyor. Bu adamı baksana dünkü Ayber olayında yüzü güldü. Yüzü güldü yani. Biraz öyle yüzü olmuş. Güldü. Ben çok kötü oldum orada ama şunu anladım. Kötü olmamın sebebi de hiç aklından çıkmamış ki. Yani ben zorlamışım şeyleri. Hiç aklından çıkmamış. Bir de bana diyor ki seni beni heyecanlandırmıyorsun. Sen kimsin ya? Ben nasıl ben herkes heyecanlandırırım. Boş boş konuşmasın.